Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok efsane bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni güncellememizin ilk sneak peek videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Aslında süper sempatli youtuberlar dün yayınladı ilk sneak peek'i dün akşam arkadaşlar. Ama ben dün akşam stat'taydım, Beşiktaş'ımızın stadında. Zaten bu oyuncak sana arkadaşım işte bildiğiniz gibi peluş oyuncakları, atkıları, bereleri attık. Depremzede vatandaşımız için, depremzede çocuklarımız için. Zaten o videoyu da attım arkadaşlar, çok ilgi gördü. Çok teşekkür ederim. Biz de 3 tane peluş oyuncak, 2 tane atkı, 1 tane bere falan atmıştık. O videoda çok ilgi gördü. Teşekkür ederim arkadaşlar. Neyse, bugün arkadaşlar ilk sneak peek videomuzla karşınızdayım. Bugün kostümlerin yeni gelecek kostümlerin fiyatlarını, geliş tarihlerini, ustalık özelliğini, ustalıkla kazanacağımız unvanları falan bunları öğreneceğiz arkadaşlar. Parmaklarım da çatırdadı bir anda. O zaman arkadaşlar ilk sneak peek şerefine sizden 45 like bekliyorum. Bu videoya en az 45 like gelsin. İzlenmeler ve like'lar çok arttı. Teşekkür ederim. Kanala da abone olmayı unutmayın. 20.300 abone olduk. Bu arada çok iyi gidiyoruz maşallah. Abone olmayı da unutmayın. Haydi başlayalım. Onur abinin kanalına izliyoruz bu arada. Onur Bilge'ye teşekkürler. Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümü. İlk sneak peek videosuna hepiniz hoş geldiniz. Merkezde Gizem ismindeki 17. Brawl Pass sezonunda gelecek yeni şöyle kostümler, yeni haritalar, ustalıklar, unvanlar, dengeleme değişiklikleri, Brawl Pass ödülleri ve fazlasına bu videoda bakacağız. Sesini. Aynı zamanda şu an ekranda görmüş olduğunuz başıboş Bull kostümünün çekilişi de yine bu videoda olacak. Gerçekten evet, çok arkadaşlar, güzel başıboş Bull kostümünün çekilişi yapılıyor Supercell partnerleri tarafından. 606 kişiye verecek Onur abi de. Siz de çekilişi katılabilirsiniz. Ben de katılacağım. Tüm Supercell partnerleri yapıyor başıboş bu kostümün çekilişini. Abone olup bildirimleri açmak, yok kısmına da bir iletişim adresinizi yazmak, Instagram, Discord ya da Twitter yazabilirsiniz ama hangi iletişim adresi olduğunu da mutlaka yazın. Mesela evet, çekilişin şartını açıklıyor burada Onur abi. Burayı geçebiliriz. Ve yine Twitter'daki çekilişte şu anda aktif Twitter'da durumda çekiliş yapacakmış arkadaşlar Onur abi. Merkezde Gizem, evet, merkezde Gizem 17. Brawl Pass sezonumuzda da arkadaşlar ödülleri de görüyoruz. 30. kademede yeni karakterimiz RT var. Var arkadaşlar. Ve gerçekten 70. çok kademede de kızıl RT kostüm var. RT'nin kostümü. Şu an ekranda görmüş olduğunuz arka plan ve arka plan müziği de 17. sezona ait. Hemen biraz sesini de açalım. Arka plan müziğine bakalım. Evet, çok gizemli güzel bir müzik arkadaşlar. Yeni sezonumuz adı Merkezde Gizem. Çok gizemli bir sezon arkadaşlar. Zaten Merkezde Gizem sezonunun arka planında da arkadaşlar böyle Star Park ve KBRL tarzı fotoğraf var. Yani çok gizemli bir sezon olacak bence. Yükleme ekranını kısa bir şekilde gördük yeni demin. Yeni haritaya bakalım isterseniz arkadaşlar. Yeni haritalar. Maç başlamadan önce bu şekilde bütün hem sizin takımınızı hem diğer takımı gösteriyor bu arada. Evet, böyle gösteriyor artık maç başlamadan önce arkadaşlar. Maç başlarken daha doğrusu sizin takımınızı ve karşı takım. Burada Onur abi Lost maçını oynuyor diye bir tek kendisini gösterdi. Yeni haritalar bu şekilde. Arkadaşlar birçok kamera var, sürekli sizi bir sürü kamera var, bizi izliyorlar, böyle bizi takip ediyor. Bakın şuradaki kamera alttaki. Sonra Star şey Rail yazıyor burada. Acaba Star Park detayları var yine. Ve KBRL ve Star Park'ta ilgili bu sezon gizemli bir şeyler olabilir. Zaten merkezde Gizem 17. sezon Brawl Pass'imiz adı. Gizemli bir şeyler olur inşallah. Ben bir gizem detay sever ve gizem detay avcısı olarak gizemli şeyler olmasını çok isterim. Başka bir şey var mı diye. Burada yine Star Park'ı, yeni haritalarımızın teması bu şekilde. Yine Star Park'ı görüyoruz. Ve burada yine Gift Shop, yani hediye dükkanı. Yine hediye dükkanı görüyoruz Star Park'ın içindeki. Var, you are here, yani buradasın yazıyor. Gerçekten Star Park kapılarından girdiğimiz bir harita. Çok çok gizemli. Umuyorum sezonun içerisinde bazı farklı gizemler de verilir. Kostümlere geçmeden önce profil bölümünü de göstermek evet istiyorum. Sol üst şimdi arkadaşlar profil bölümünü gösteriyor Onur abi. Gördüğünüz gibi profil bölümü bu şekilde. Profil simgesini değiştirebiliyoruz. Şurada arkadaşlar yine rengini değiştirebiliyoruz. İsim rengini değiştirme yerinde böyle bir renk tuşu gibi gelmiş. O da güzel olmuş. Şöhretimizi görebiliyoruz. Şöhretimizi görebiliyoruz burada. Savaş kartı diye bir bölüm var. Savaş kartı diye bir bölüm var arkadaşlar. İstediğimiz bir tane karakteri buraya koyabiliyoruz. Şurada yine ikinci bir karakter daha koyabiliyoruz. Ve burada da bir tane rozet seçebiliyoruz. Ve bu şekilde kendimize bir profil oluşturabiliyoruz. Burada da varsayılan ünvanı seç diyor. Her karakter evet için ustalık yolunun en sonunda bir tane. Her karakter için arkadaşlar ustalık yolunun en sonunda bir ünvan oluyor. O ünvanı Türkçe da seçebiliyoruz burada istediğimiz karakterin zaman, ünvanını. İsmimizin hemen altında oradaki ünvanı görüyoruz. Bu arada şu anda ben Supercell'in test hesabındayım. Bunu başta söylemedim ama zaten artık biliyorsunuz arkadaşlar. Yani daha şu an oyuna güncelleme gelmedi. Bu hesap Supercell'in bize size video çekmesi evet için arkadaşlar, bu şu an Onur abim baktığı hesap Supercell'in onlara verdiği hesap. Yani biz giremiyoruz. Şu an onlara daha güncelleme gelmedi. Muhtemelen çarşamba günü gelir. Genelde Brawl Stars'ımıza güncellemeler çünkü
burada da Çarşamba mesela günü geliyor. karaktere özel olarak da Çarşamba yine günü gelir muhtemelen. oluşturabiliyoruz. İster karaktere özel olarak her karaktere ayrı bir profil oluşturuyorsunuz, isterseniz de varsayılanlar bölümünden genel bir tane de oluşturabiliyorsunuz. Şimdi bir Evet. de ustalık bölümünü göstereyim Şimdi isterseniz ustalık arkadaşlar. bölümüne Şu sol bakacağız üst tarafta arkadaşlar. savaş kartı bölümünü görebiliyoruz her bir savaşçı için. Bunun Savaş dışında da kartı bölümü var sağ üst gördüğünüz gibi tarafta her biri şurada savaşçı ustalık için. bölümünü görüyoruz. Bakın Sağ ustalık üstte de ustalık bölümünde bölüm var. burada Bakın bunun ödüller var ustalığı mesela arkadaşlar. İşte bronz 1'den 750, başlıyor. Bronz altın, 2, sonra işte bronz 3, krediler gümüş 1, vesaireler. gümüş 2, Ve gümüş en 3, sonda da bu altın 1, 24 altın bin 2 ve 800 altın 3 puan son aldığın arkadaşlar. zaman da Ustalıkta bu zaten unvanı diye bir Brawl.com'da unvan görmüştüm. Altın 3 alabiliyorsunuz. son mu demiştim? Mesela bu Sonmuş. bunun Biliyoruz bu unvanı işi. oluyor. Her karakterin farklı unvanı var. Her Evet, her karakterin de karakterin farklı farklı bir unvanı ödülleri var. var ve Mesela küçük bunun ödülleri unvanı da buldozermiş toplayabiliyoruz. Yani bu arkadaşlar. ödülleri topladığımız zaman gelen krediler vesaireyle gerçekten inanılmaz fazla Evet. karakter Hem açabileceksiniz. O buradaki yüzden ücret bugün seviyeler gelen çok şimdiye yaklaşıyor. kadar Bakın en Bulak'ın özel fazla bir rozetini sürdürülebilir veriyor. Böyle güncelleme kızmış bir rozeti. Sonra diyebiliriz. özel oyuncu Ustalık simgesi için veriyor. Bulak'a puan özel. toplamak Burada istiyorsanız gümüş arkadaşlar 3'te 150 kupon kredi kastınız verdiğini haritalar görüyoruz. Krediler, oynayabilirsiniz. altınlar, güç Güç gemi puanları, ya da yeri klarnet geldiğinde gemi kroma krediler çok güzel oynayabilirsiniz. ödüller veriyor Kazanan ustalık yolu. ustalık puanında yıldız oyuncu olmanız da etki ediyor arkadaşlar. Yıldız oyuncu olduğunuz zaman %20 daha fazla ustalık puanı Kazanılan ustalık puanı kazanabiliyorsunuz. arkadaşlar Aynı 2-3 zamanda modlarda yıldız karakterinizin oyuncu kupa olmak önemli değilmiş. seviyesine ya Yıldız da oyuncu güçlü olduğumuzda gibi ya da %20 daha klan fazla savaşları ustalık puanı oynuyorsanız, alıyoruz. güç ligi ya da klan kulüp seviyenize göre de yine daha fazla ya da daha Güç az ligi veya kulüp liginde kazanabiliyorsunuz. oynuyorsak Yani ne arkadaşlar kadar güç üst ligi ve yine seviyedeyseniz o kadar kulüp fazla liginin ustalık seviyesine puan göre daha fazla veya kazanabiliyorsunuz. daha az Bir ustalık tane puanı kromatik alıyoruz. karakterin ustalık yolunu göstermek istedim Mesela arkadaşlar. Surge'un Burada ustalık gördüğünüz yolu gibi bu yine kroma şekilde. kredilerde var 100 ve kroma burada da kredi var. farklı Özel şeyler simge var ve kazanabiliyorsunuz. kanka. Öbürleri de biraz daha Surge'un unvanı farklılaşıyor. da Ve bu ustalık kanka. puanları sıfırlanmıyor, eksilmiyor. Her Bu zaman ustalık üstünüzde puanları bekliyorsunuz. Yani sıfırlanmıyor, bir yerden eksilmiyor sonra arkadaşlar. Her çünkü zaman aynı ustalık yerde kalıyor seviyeleri varsa yani. o seviyeye çıkarmış olacağız Yaklaşık ne hepimiz. demiş Brawl Talk'a? Şimdi Yaklaşık isterseniz 48 Ghost saatte in the yani Wild 2 mapına günde yapalım. her bir karakter, yani bir karakterin ustalığını, ustalık yolunu fullemek 2 gün 48 saat alır dediler. Bu da çok güzel olmuş. Şimdi geldik kostümlerimize. Hadi bakalım. Başlayalım. İlk kostümümüz Ustalığı hayat en detaylı şekilde anlatmıştım zaten sizlere, yine anlatmış oldum arkadaşlar. Devam Hayalet ediyoruz. Şövalye Frank kostümü gerçekten Hayalet inanılmaz bir Şövalye Frank, Süpersen Bey inanılmaz bir kostümü kostüm. arkadaşlar. Kesinlikle bence en güzel Frank Bence de kostümü. en güzel Frank 28 kostüm. Şubat ya da 1 Mart tarihinde çıkacak arkadaşlar. Yalnız kostüm hakikaten Of, inanılmaz. efsane bir Böyle bir kostüm. vuruş Atış efekti efektlerine bakın beklemiyordum ben arkadaşlar. şahsen. 28 Şubat ya Görürüz da 1 ver Mart bakalım. tarihinde 28 gelecekmiş Şubat ya oyuna. da 1 Mart tarihinde çıkacak ve 149 Ve elmas 149 karşılığında elmas olacak normal. alınabilecek arkadaşlar. 299 Yine olsa bile isterseniz şaşırmazdım. kazanma İnanılmaz ve bir kostüm. kaybetme animasyonlarına bakalım. Şimdi animasyonlarına Kazanma bakalım. animasyonuna Kazanma animasyonunda bakalım. kafasını çıkarıyor. Kazanma Kılıcıyla animasyonu da kafasını gerçekten fırlatıyor ve çok geri karizma, takıyor çok güzel bir kafasını. kazanma animasyonu var. Kafasının Bir de altından böyle kaybetme mavi animasyonuna alevler bakalım. çıkıyor. Ve İnanılmaz bir kaybetme kostüm. animasyonunda da... Kaybetme animasyonunda kafası gidiyor. Böyle arkaya doğru düşüyor. Evet arkadaşlar geldim. Telefon çaldı. Kusura bakmayın. Telefon çaldı. Kusura bakmayın dediğim gibi. Geldim. Yere düştü. Dedektif Gray'e geçmeden önce daha önce hatırlarsanız sinirli Tara kostümü vardı. Geçen senenin Brawl Stars şampiyonasının ödülüydü. Ve o da dükkana gelecek arkadaşlar 3 Mart tarihinde. 3 Mart Şimdi tarihinde de arkadaşlar Dedektif Gray sinirli Tara, kostümüne biliyorsunuz geçelim Brawl Stars Dünya isterseniz. Dedektif Gray Şampiyonası'nda kostümünü geçelim. arkadaşlar Brawl Stars Dünya Şampiyonası'ndaki puanlarla kazandığımız bedava bir kostüm vardı sinirli Tara. O da 3 Mart tarihinde gelecekmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir kez daha telefon çaldı, çok özür dilerim. Devam. İki tane seçeneği var. Birinci rengi bu, Dedektif ikinci Gray rengi kostümünün de iki bu renk seçeneği arkadaşlar. var Bence siyah beyaz arkadaşlar. olanı biraz daha güzel. Benim biraz daha fazla hoşuma Beyaz gitti. Bir de ve böyle isterseniz bunu kırmızılı oyunun renkli içerisinde bakalım. seçeneği var. Bu kostümde 7 Mart tarihinde 7 Mart dükkandan satın tarihinde oyuna alınabiliyor olacak gelecek. ve gerçekten atışları falan çok hoşuma gitmişti benim Atışları Brawl çok Talk'un güzel, evet içerisinde. bence de. Şöyle isterseniz bir de süperine de bakalım. Süperinde çok Işınlanması bu fazla değişen bir şekilde. şey yok. Bu Bu arada dizide Dedektif değişen bir Gray şey yok kostümü, yani bu ışınlanmasında. kostüm Pardon, bu 79 sarıymış. elmas Sarı ve arkadaşlar. kırmızıymış. Şu rengi siyah beyaz müfettiş Gray de 29 elmas. Ama siyah beyaz müfettiş Gray'i alabilmek için Dedektif Gray'inizin olması gerekiyor. Kazanma Dedektif animasyonuna Gray kaç hemen. elmasmış Dedektif duyamadım. Gray kostümü, yani bu kostüm 79 elmas arkadaşlar. Dedektif Şu Gray rengi kostümü siyah 79 beyaz elmas müfettiş arkadaşlar. Gray de Dedektif Gray 29 kostümünü elmas. aldıktan Ama sonra siyah siyah beyaz beyaz müfettiş müfettiş Gray Gray kostümü kostüm var. O da Dedektif 29 Gray'inizin elmas olması ama gerekiyor. Dedektif Gray Kazanma kostümünü almadan animasyonuna siyah beyaz hemen olanını alamıyoruz. bakalım. Bu kostümde Muhtemelen 79 diğer elmas. renginin Siyah kazanma beyaz olanını da animasyonuna bunu yine aldıktan girebilir. sonra Aynı alabiliyoruz. sadece O da renk farklı. 29 Bir de elmas. kaybetme animasyonuna bakalım.8 Ve Mart'ta mı kaybetme gelecek? Sanırım öyle bir animasyonunda da şeydi. kendine tokat attı galiba Kaybetme ve animasyonunda kendine tokat düştü attı. Eli ve düştü. geldik Çok çekilişini güzel. yaptığımız başıboş Ve Brawl kostümüne çekilişi de arkadaşlar. yapılan Eğer başıboş bu çekilişe kostümü. katılmadıysanız mutlaka aşağıdan like atın, kanala abone olun ve yorum kısmına da bir iletişim adresi yazarak bu Evet, onlara çekilişe burada katılın. çekiliş Toplam şartlarını 6 tane söylüyor. yapılacak ve 4 tanesi bu Çekiliş videoda, bir kazanamazsak tanesi bakalım açıklamanın oyuna ne en zaman üstündeki gelecek ve kaç Twitter'da elması tekrardan olacak hatırlatmış başıboş bu olayım. Bu kostümü. kostüm de gerçekten çok güzel. Çok büyük bir ihtimalle Godfather, yani Baba filmindeki o baba rolünü oynayan karakterden esinlenilmiş. Bu kostümde 9 Mart tarihinde oyuna 9 eklenecek Mart'ta ve oyuna gelecek. 149 elmas 149 arkadaşlar. elma. Gerçekten çok güzel bir 9 Mart kostüm. tarihinde oyuna Şöyle eklenecek atışları arkadaşlar. boşa doğru Başıboş bul attığınız zaman kostümü ve böyle değeri de yıldızlar 149 atıyor. elmas. Şöyle bir de 149 elmas karşılığı kalkanlar alabileceğiz. bu Atış şekilde efektleri falan, geliyor. ultisi Kazanma falan da kaybetme değişik. Çok güzel bir animasyonları kostüm. acaba Şimdi nasıl? kazanma kaybetme Kazanma animasyonlarına bakalım. animasyonu
Kazanmaz maçında böyle duruyor. Sonra kolunu böyle şey yapıyor. Kedisini Tam alıyor olarak ne olduğunu kucağına. çözemedim. Roll Kediye Talk'ta benziyor gördüğümüz zaten. animasyon Siz de yoruma diyebiliriz. yazabilirsiniz. Ve kaybetme Kaybetme animasyonu kedi animasyonunda bu arada ya. Büyük bir kedisi ihtimalle ona kedi arkadaşlar. saldırıyor. Evet, bayağı Sonra güzel böyle yüzünü kedisini tutuyor tırmaladı galiba kulağından bu ve arada böyle bunun. yüzü Gerçi acımış şekilde Sultankahlı duruyor. ama bundan önce Biodome kostümleri de yine geri gelecek arkadaşlar ve marketten satın alınabilir Biodome olacak. kostümleri geri gelecekmiş bu Sultankahlı arada arkadaşlar. kostümü de Marketten aynı satın Fener alınabilecek Sen gibi Biodome bu Orta kostümleri. Doğu coğrafyasında bizim de içinde bulunduğumuz bu coğrafyaya özel olarak getirildi. Orta Doğu Çok yani büyük bizim de içinde ihtimalle bu bulunduğumuz Orta Doğu kostümde 22 Mart coğrafyasında yine tarihine özel bir geliyor. kostüm arkadaşlar. 149 elmas olacak arkadaşlar. 149 elmasa Atışları gelen bu kostüm böyle. Güzel Sultankahlı. atışları bayağı hoşuma gitti benim. Şöyle o dönüşü çok O iyi yalnız. dönüşü çok Dönüşü iyi. direkt Fener böyle kum Sen'deki şeklinde kumlar duruyor. gibi. Bunda Ve da sen kum kazanma var. animasyonu. Sultankahlı kostümü. Ay çıktı O kazanma burada. animasyonu Bunu çok iyi. tekrar Yattığı yerden altına ayı benim çıkıyor. Sonra siyah burada da kalkıyor. Uçan ay alısının galiba o üstüne değil mi? biniyor. Aynen ay Sultankahlı parçası ya da kostümü çok bumerang da güzel. olabilir arkadaşlar. Bumerang da olabilir aynen. Kaybetme Kaybetme animasyonunda animasyonu da da uçan alının üstüne bumerangını duruyor ve yere uçan alıdan iniyor koydu. yere. Sonra Ayı tekrar alıyor eline ve aldı. böyle böyle Halıyı dokunuyor sevdi uçan falan. alısına. Böyle bir Çok güzel. kaybetme Sultankahlı animasyonu var. kostümde 149 Nisan elması ayının satılacak. başında Ne zaman gelecek geleceğini birkaç kostüm var hatırlayamadım. arkadaşlar. Demişimdir. Onlardan bir tanesi de şu an gördüğünüz Geldik Pop Pop Yıldızı Yıldızı Janet Janet kostümüne. Ben kostümüne. bu kostümü bu arada beğendim. Hemen oyunun içinde Pop bakalım. Bu Yıldızı Janet kostüm kostümü. 79 elmas karşılığında 79 aldım elmas diyecek ve çok güzel. arkadaşlar. Ve Evet, şöyle DJ'mizin atışlarını atışlarından göstereyim biraz benziyor. isterseniz. Yıldız atıyor Atışları bu bu da. şekilde. Aksesuarını da hatta Aksesuarı koyalım. aynı. Atışları Gördüğünüz gibi gerçekten güzel. arkadaşlar Süperine bakalım bir de. ultisi de Süperindeki farklı. atışlar da bayağı güzel. 79 elmasa göre Kostüm çok genel güzel bir olarak güzel kostüm. ya. Bence alınabilir yani. Hemen kazanma kaybetme animasyonlarına Ne geçelim. zaman gece Kazanma söyledim mi animasyonu Onur'a? Ben burada. duyamadım. Söyledim hatırlıyor musun? Kazanma animasyonu Kazanma var. animasyonu bu şekilde Kaybetme arkadaşlar. Kaybetme animasyonunda animasyonu da bu bir şeyler şekilde. kalıyorlar. Şimdi böyle Bir şey sinirleniyor oldu sonra mikrofonunu galiba. fırlatıyor Ve oraya ve sonra da böyle bu duruyor. şekilde durdu. Çok güzel bir Geldik kostüm. Bel Nani yani Çan Nani Geldik Çan Nani isimdeki kostümüne. kostümümüze arkadaşlar. Bunu da oyunun içerisinde Nani'ye uzun deneyelim. zaman sonra bir Hem de kostüm tam geliyor hem da de çok değişik bir güzel çok kostüm. şirin bir Bu kostüm. kostüm Çan da Nani. Nisan ayının başlarında gelecek ve 79 elmas Nisan arkadaşlar. ayının başlarında Atışları gelecekmiş bu gördüğünüz kostüm arkadaşlar ve şekilde. 79 Tabii elmas. süperine de bir Oy bakalım. pipi görüyoruz Süperinde ultisini böyle yani o işgal batını. kaybetme animasyonlarına Çok geçelim. güzel. Çan Atış Nani'nin efektleri de kazanma güzeldi. Çan Nani'nin animasyonu kazanma animasyonu böyle havada uçuyor. Meleğe gayet değişik dönüşüyor. güzel. Böyle ışınlar çıkarıyor. Ve Çok güzel. kaybetme animasyonuna da Kaybetme bakalım. animasyonunda da yine meleğe dönüşü uçmaya çalışıyor. Evet böyle bir Uçamıyor bu kaybetme sefer. animasyonu var. Kaybetme animasyonu da çok Brawlpass'in şirin. birinci seviyesinde alabileceğiniz Geldik. Brawlpass'in birinci Elmayor Domo kademesinde isimli alacağımız böyle Elmayor bir Domo tane de Elmayor kostümüne. Primo Brawlpass kostümü var alanlar birinci arkadaşlar. Hatta kademesinde bu bunu şöyle bir kostümü tane açabilecek. de Rozet'le birlikte geliyor. Animasyonlu Eğer Rozet ile Brawlpass birlikte alacak geliyor bu arada. olursanız Elmayor Domo böyle bir kostümü. kostüm arkadaşlar. Ve Brawlpass'in isterseniz birinci oyunun içinde kademesini de bir alacağız. Yani bakalım. bu güncelleme Vuruşları geri ya pardon güncelleme değil. böyleymiş Brawlpass sezonu ve başlar başlamaz ultisine bu bakalım kostümü de alacağız. isterseniz. Brawlpass'in birinci Süperini kademesinden alacağımız de bir kostüm. böyle arkadaşlar Ultisinin acaba kazanma ve animasyonu onun kaybetme dışında vuruş animasyonları efektleri nasıl? falan Kazanma vuruş efektleri aynı animasyonu, sanırım ama Ultisinin bir papyonu animasyonu vardı düzeltti, sanki. bıyığını Atışlarında bir tık düzeltti değişiklik var ve gibi. normal haline döndü. Ben Bu arada çok aşırı maçların beğenmedim. başında Yani en az beklediğim bir beğendiğim şekilde kostüm oluyor diyebilirim ama arkadaşlar onu da göstermiş olayım. onun dışında Kaybetme diğer kostümler efsane animasyonuna diyebilirim. bakalım. Aa bunu da kaybetme animasyonu Robot güzelmiş ama. şeklinde kendine O vurdu ve ondan sonra da kaybetme bayıldı. animasyonu çok güzelmiş Brawl bunun. Talk'taki Paola'nın giydiği kostüm arkadaşlar. Geldik Kelebek Kelebek Piper Piper kostümüne. kostümü. Güç ligi Gerçekten de en kostümü. iyi kostümlerden biri Bence de olabilir. güncellemede Güncellemedeki gelecek en iyi yeni güç ligi kostümlerden biri. sezonuyla birlikte geliyor ve 25.000 yıldız puanı karşılığında yine alınabilecek aslında ücretsiz alınabilen 25.000 yıldız kostümlerden biri puanın karşılığında yine diyebiliriz. alacağız. Bir Daha güç sonra ligi dükkana kostümü. Güç geliyor liginde önce biliyorsunuz artık 60 3 iyi tur kostüm. Ve kazanacağız. daha sonra Sonra dükkana da geldiğinde 25.000 149 yıldız puanı elması karşılığında olacak. açabileceğiz Şöyle bu hemen kostümü. atışlarına bakalım. Atışları Of, böyle atış kelebek efekti çok şeklinde güzel. sanırım ya Kelebek da kuş atıyor. şeklinde bilmiyorum Ben ama alacağım bu kostümü gerçekten güzel. muhtemelen. Şöyle Çok bir atın. beğendim. Süperine Ultisine de de bakalım. pervane Süperinde çeviriyor ve böyle yere kuş. dene bırakıyor. Bir Kazanma şeyler bırakıyor. animasyonu. Kazanma animasyonu da bu Gerçekten şekilde. çok Şemsiyesini karizma bir çıkarıyor ve kostüm yapmışlar. ateş ediyor. Piper zaten Kelebekler çok çıkmıyor. severim Yine kostüm. pervanesini Kazanma açıyor. Çok animasyonu da güzel. kostümün kendisi de çok güzel. Kostüm Ve efsane kaybetme bu kostüm. animasyonu. Kaybetme animasyonu da sinirleniyor. Burada da Şemsiyesini sinirlendi çıkarıyor. ve arkasını Pervanesini döndü. ve arkasını Son dönüyor. olarak Çok Brawl güzel. Talk'ta Ayakaşı Klan kostümlerinin geleceği Ayakaşı söylenmişti Klan arkadaşlar. kostümleri de geliyor Bunlardan arkadaşlar. bir Japon tanesi kostümleri ekranda diye de gördüğünüz diyebiliriz. Oni Otis Oni kostümü. Otis kostümü. 149 Bence elmas bunların ve en iyisi. Nisan ayının ortalarında gelecek. Şöyle atışlarına 149 elmas arkadaşlar. bakalım. Nisan ayının Şöyle ortalarında bir de gelecek bu süper atalım kostümde. arkadaşlar. Süperi de Oy, böyleymiş. Bakalım ultisi kazanma çok kaybetme güzel. animasyonları nasıl. Kızgın bir böyle Kazanma deniz yıldızı. Kazanma animasyonu. animasyonu Oni Otis kostümünün bu şekilde. Değişik bir kostüm yani. Değişik Kaybetme ama güzel animasyonuna bir da bakalım. kostüm bence. Ben Ve beğendim. kaybetme Kaybetme animasyonu. animasyonu da bu şekilde ağlıyor. Kılıcına Burada da doğru ağladı yaslanıyor. gözünden. Ay Yaşlar üzüldüm. geldi. Çok Yine güzel bir bir kostüm başka bence. Ayakaşı Klan Yine kostüm Ayakaşı Klan arkadaşlar. kostümlerinden Tengu Mike Tengu Mike böyle bir kostümü. kostüm. Değişik bir kostüm. Değişik Tüm ve güzel bir Ayakaşı kostüm Klan yine. kostümleri Nisan ayının ortasında Ayakaşı geliyor Klan kostümlerinin arkadaşlar. hepsi Ve arkadaşlar Nisan hepsinde ayının fiyatı ortasında gelecek. 149 elmas. Şöyle Oo, süperini ultisinin falan da efekti göstereyim. falan Hemen çok bir de güzelmiş. Ultisi kazanma de ve fena kaybetme değil, güzel. animasyonlarına bakalım. Tengu Mike'ın kazanma Kazanma animasyonu bu animasyonu. şekilde. Şapkası Şapkasını falan güzel bu döndürüyor arada. kafasında. Değişik Fenerlerini yani. alıyor Kaybetme eline. animasyonuna Çok güzel. bakalım. Bu da kaybetme Kaybetme animasyonunda da animasyonu. fenerlerini atıyor havaya. Şapkasının içine sokuyor ve sinirleniyor. Bütün her Bombasını şeyini da üst üste koy fırlatıyor. şapkasının Çantası mı içine. bombası mı Son artık Ayakaşı ne diyelim Klan ona. kostümü de Son ekranda Ayakaşı gördüğünüz Klan'ı Kitsune kostümde arkadaşlar Lola Kitsune kostümü. Lola.
bu kostümde yine Nisan'ın yine Nisan ayının ortalarında ortalarında 149 gelecek elmas ve yine 149 elmas. Atışlarını hemen bakalım. Ay arkadaşlar. Tengumak kaç elmastı ona bir bakalım neymiş? Arkadaşlar bir dakika. 149 elmas. Evet Tengumak da 149 elmas. Bütün aya kaşıklanan kostümleri 149 elmas arkadaşlar ve hepsi de Nisan ayının ortalarında gelecek. Bazıları tarihlerini söylemeyi unutuyor olabilirim falan kusura bakmayın şimdiden. Ama hepsini söyledim arkadaşlar. En detaylı şekilde anlatıyorum size. Atış efektlerine bayıldım ben bu Kitsune Lola kostümünün. Ooo şey klonu da farklı. Kazanma animasyonu bu şekilde. Kürkünün böyle ooo. Ekrana böyle bir şeyler sıçradı boya gibi. Ve çok güzel. Animasyonu da o kaybetme animasyonu da bu şekilde. Kan mı, ne olduğunu, tamam. Kan mı boya mıdır artık kırmızı bir leke bir şey fırlatıyor işte arkadaşlar bir ekrana şey doğru. Ve çok güzel bir kostüm Kitsune Lola. Evet. Siyah tavşan peni, normal tavşan peni arkadaşlar yazlıkçı Jesse ve Tanuki Jesse'ye de remodel geliyor. Biliyorsunuz Jesse ve peni remodel olmuştu. Kostümlerinden iki işer tanesine de bu karakterlerin remodel geliyor. Hepsine gelecek ama ilerleyen zamanlarda. 9 elmas yazlıkçı Jesse'de 79 elmas. Yine Gus, Grey, Chester, Sam, Buster ve Mandy karakterlerine de saf gümüş ve saf kostümler geliyor. Hangi karakterlere bir dakika? Yıldız Pony'ya da 79 elmas. Tanuki Jesse 149 elmas yazlıkçı Jesse'de 79 elmas. Evet. Yine Gus, Grey, Chester, Sam, Gus, Buster Grey, ve Mandy Chester, Sam, saf gümüş ve saf altın kostümler Buster geliyor. Buster ve yine arkadaşlar işte bu yeni gelen karakterlerimize saf gümüş ve saf altın kostümler geliyor arkadaşlar. En yeni gelen karakterlerimize diyebiliriz. Onlar arkadaşlar saf gümüş ve saf altın kostümler geliyor yine. Gus'a, Sam'e, Chester'a, Buster'a bir de Grey'e mi? Aynen arkadaşlar sanırım bunlara bir de Mandy'ye. Sam ne ya? Pardon. Sam'e, Gus'a, Chester'a, Mandy'ye, Buster'a ve Grey'e arkadaşlar saf gümüş ve saf altın kostümler geliyor. Yeni profil simgeleri gelecek. Yeni profil simgeleri, yeni rozetler gelecek. 5 tane yeni etkinlik gelecek. Bunlardan bir tanesi basketbol mücadelesi. Bir tanesi klan mücadelesi. Biri düello mücadelesi. Biri popstar mücadelesi. Biri popstar mücadelesi. Ne? Bunun detayları. Bir tanesi basketbol mücadelesi. Bir tanesi klan mücadelesi. Biri düello mücadelesi. Biri popstar mücadelesi. Biri kadınlar günü mücadelesi. Bir de Kadınlar Günü mücadelesi olacak. Evet. Ben yine dönem içerisinde mücadeleler geldikçe ben de sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Yani güçlendirme, güçsüzleştirme. Buff'lara ve nerf'lere geçtik son olarak. Yani güçsüzleştirme ve güçlüleştirme. Buff karakterin daha güçlenmesi demek. Nerf de güçsüzleşmesi demek. Sandy'ye 860'dan 900'e çıkıyor arkadaşlar. Sandy'ye buff geliyor. Ana sağlığı, pardon hasarı mı, sağlığı mı bir dakika. Birkaç tane buff, nerf yani güçlendirme, evet. Güçsüzleştirme var. Sandy'ye buff yani güçlendirme geliyor. Sandy'ye bir buff geliyor. Temel saldırısı 860. Evet. Ana hasarı 860'dan 900'e çıkıyor arkadaşlar. Sandy'nin bir buff geliyor. Sandy'ye için geçerli olanlar. Yani 11 seviye için baktığınız zaman bu şekilde olmaz ama bir miktar hasarı artıyor. Bir seviye için bunlar arkadaşlar. 860'dan 900'e çıkıyor bir seviye için. 1600 milisaniyeden 1450 milisaniyeye düşürülüyor. Yani biraz Byron'a nerf geliyor. Yani bir güçsüzleştirme. Mermi doldurma hızı 1600 milisaniyeden 1450 milisaniyeye düşüyor. Süperinde takım arkadaşları artık anlık olarak ışınlanamayacak. Arkadaşlar Grey'e ağır bir nerf var biraz bence. Takım arkadaşlar artık anlık olarak ışınlanamayacak arkadaşlar. Yani üst üste böyle anlık olarak ışınlanıyordu ya artık onu yapamayacak ama çok daha bir nerf değil gerçi normal. 1200'e düşüyor. Ve son nerf'te Otis'e arkadaşlar temel sağlığı 3400'den 3200'e düşüyor. 3400'den de 3200'e düşüyor temel sağlığı. Otis'i yine bir nerf yani güçsüzleştirme göre Sam'e de bir nerf geliyordu bu arada. Yeni güncellemeyle birlikte eklenmiş olacak dengeleme değişiklikleri arkadaşlar. Evet. Güncelleme ne zaman gelir diye soracaksınız. Muhtemelen şu an tabii ki net bir bilgi yok ama genellikle cumartesi günü Brawl Talk oluyor. En geç çarşamba gününe evet. Kadar da Onur güncelleme gelir. Onur abi de dedi zaten arkadaşlar ben videonun başında demiştim. En geç çarşamba günü güncelleme böyle gelir. Yine böyle olacaktır. Bo'nun Süper Totem isimli aksesuarında bir yenilik yapmışlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oo, Bo'nun Süper Totem aksesuar artık böyle gözüküyor arkadaşlar. Süper Totem aksesuar Bo'nun böyle bir görsel güzelleştirme yapmışlar. Çok güzel gözüküyor. Ediyor ama pasif olarak gördüğünüz gibi süperi doldurmuyor. Ama içerisindeyken vurduğunuzda süperiniz daha hızlı doluyor. Ve süper yükleme hızını %50 arttırıyor arkadaşlar. Yani artık pasif olarak boyla süperleri dolduramayacağız. Artık arkadaşlar bu totemin içindeyken normal sabit dururken ulti dolmuyor. Süper özelliğiniz dolmuyor yani. Atış etmeniz lazım onun içindeyken. Yani totemi koydunuz önceden totemin içinde bekleyerek ultimiz doluyordu. Artık öyle olmayacak. Artık bu onun süper totem aksesuarını kullandığımızda o totemin içinde ateş etmemiz gerek ultisinin dolması için. Ama ultisinin dolması da biraz daha hızlandırılmış yine böyle. Basket savaşı artık kalıcı hale basket geldi.
savaşı ve düello oyun modları artık kalıcı oldu. Eklendi. Haritalarda da tabii ki birçok güncelleme haritalarda da yeni haritalar ve birçok güncelleme eklendi. Da bir isim güncellemesi oldu arkadaşlar. Değişik bir gruplandırma yapılıyor ve bu sınıflardan bir tanesi yüksek hasar. Biri suikastçı, biri keskin nişancı, biri topçu, bir tanesi tank, bir tanesi destek, bir tanesi gözetmen ve bunlardan gözetmen, topçu ve keskin nişancı yeni ekleniyor. Birkaç da ufak düzeltme yapılıyor. Birincisi, oyunu açtığımız zaman yani güncelleme yapıldığında bazı kostümlere bağlı rozetler otomatik olarak size verilecek arkadaşlar. Artık arkadaşlar oyunu açtığımızda bazı kostümlere bağlı rozetler bize direkt otomatik olarak verecek. Yani dükkana girip almak zorunda kalmayacağız. Ve arkadaşlar Onur abi demin şey anlattı, onu da söyleyeyim. Artık karakterlerin kendine göre böyle bir lakap gibi sınıflandırılması olacak. Mesela işte hani işte suikastçı, keskin nişancı falan. Onun dışında yeniler ekleniyor. İşte gözetmen gibi yeni sınıflandırmalar da eklenecekmiş karakterlerin her birine özel olarak. Ama her birine özel olarak derken yani sadece bir tanesine bir tane değil. Yani 3-4 tane aynı vardır yine. Yani atıyorum suikastçıda nasıl birçok karakter varsa işte bu gözetmende de birçok karakter olur Bu daha diye öncesinden düşünüyorum. mesela kostümü zaten almışsınız. Daha sonra o kostüm için bir rozet tasarlanırsa onların tamamı size verilecek yine ücretsiz olarak. Evet. Dükkan için ek onaylamalar getirilmiş. Mesela elmas alırken arkadaşlar artık çift onaylama olacak. Arkadaşlar mesela artık elmas alırken çift onaylama olacak dükkanda. Bu mantıklı olmuş. Mesela bazıları şey diyordu işte elim çap yanlışlıkla aldım falan. Artık bunu önlemek için de çift onaylama gelmiş dükkana, güzel olmuş. Bazı yerlere de ek onaylama diyaloğu ekleniyor. Bazı Eğer şeylere de yine çift onaylama değilse artık tuşu ekleniyormuş. Puanlarınızla güç puanı alabileceksiniz. Bazı ne alabileceğiz anlamadım. Dükkanı gibi bazı yerlere de ek onaylama diyaloğu ekleniyor. Eğer güç puanlarınız limitte değilse artık kulüp puanlarınızla güç puanı alabileceksiniz. Bazı evet artık kulüp puanlarıyla güç puanı alabileceğiz limitli değilse. Limitli değilse. Arkadaşlar bunun nasıl olacağını göreceğiz. Ve matchmaking yani eşleştirme sisteminde de bazı güncellemeler eşleştirme var. Sisteminde artık de güncellemeler gelmiş. Oyuncu bulunduğunda dağıtım toplam kupa sayısı temel alınarak yapılacak. Çok fazla bilgi vardı. Biraz uzunca bir video olmuş olabilir ama evet arkadaşlar bayağı uzun bir video. Ben size en detaylı anlattım ve Onur abinin son dediği arkadaşlar artık eşleştirme sisteminde daha çok toplam kupa bazı alınarak eşleştirme sistemi yapılacak. Bence daha mantıklı olmuş. Artık mesela belki de şöyle olacak, artık sıfır kupa karakterle bot gelmeyebilir artık, çünkü artık arkadaşlar şey bazen konuşamadım oluyor bu arada, kusura bakmayın, artık toplam kupa baz alınarak daha çok eşleştirme yapılacakmış, bu da güzel olmuş. Evet arkadaşlar, bu sneak peek videomuzda sizlerle kostüm, yeni kostüm fiyatlarını, geliş tarihlerini, yeni ustalık sistemini en detaylı şekilde anlattım ve oyuna gelecek yenilikleri, değişiklikleri en detaylı şekilde anlattım size arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın ve kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. 22-23 dakikalık bir videodur, lütfen videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bay bay. Sevgiyle kalın arkadaşlar, like atmayı unutmayın ve bay bay.